Herkese merhaba sevgili arkadaşlar ve ikinci sınıflar kurallar her yerde konumuzla tekrar karşınızdayız. Haydi gelin ilk olarak artık neye bakıyoruz? Tabii ki de Ekim ayı programımıza. Bizler bugün kurallar her yerde konusunu işliyoruz. Sizler isterseniz Ekim ayı programını açıklamalar kısmından indirebilir ve bizleri daha planlı ve programlı bir şekilde tabii ki de takip edebilirsiniz. Haydi bakalım konumuza giriş yapalım. İlk olarak neler öğreneceğiz? Hemen evimizin ilk penceresini açalım. İlk olarak ilk maddemizde kurallar nelerdir? Evet. Hemen diğere bakalım. Diğer ikinci maddemiz ise kurallar ne işe yarar konusunu öğreneceğiz hep birlikte. Birinci ve ikinci maddelerimizde okuduğumuza göre hep birlikte konumuzun içeriğini artık bir bakalım. Harika bir okul bahçesi var değil mi? Ne yapmışlar okulun bahçesinde? Arkadaşlarımız oyun oynuyor, kimisi top oynuyor, kimisi ip atlıyor, kimisi seksek oynuyor değil mi? Her biri aslında şu an farklı oyunlar oynuyor ve her oyunların kendine has, kendine özgü kuralları vardı değil mi? Futbolun kendine özgü kuralları var. İp atlamanın yine bir kuralı mevcut. Seksekte zaten birden fazla kural var. Zaten bu kurallar her yerde konumuzda, bunların hepsini birlikte öğreneceğiz ve değinmiş olacağız. Haydi bakalım. Hemen bir düşünelim. Sizce ne renk kalem alayım? Şöyle mor kalemi tercih ettim. Toplumsal düzeni sağlamak için uyulması gereken davranışlara ne diyeceğiz biz? Kural diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, bu kural konusu çok önemli. Oyunlar ise iyi vakit geçirilmek için yapılan kurallı etkinliklerdir. Oyunlar aslında bizi eğlendiren etkinlikler ama komple aslında nedir? Kurallı oyunlar değil mi? Yani kurallı etkinliklerdir. Her birinin içerisinde olmazsa olmaz en az bir adet mutlaka bir kural vardır. Haydi bakalım. Oyunun kuralları. Oyuna başlamadan önce kurallar kesinlikle hatırlanmalı. Örneğin buradaki arkadaşlarımız bir halat çekme oyunu oynuyor değil mi? Mesela buradaki kurallar ne olabilir sizce? Kesinlikle karşılıklı eşit sayılar olmalı eğer kazanabilmek istiyorsunuz değil mi? Ya da bir ip olmalı malzeme olarak. Kesinlikle bu ip tutularak çekilmeli değil mi? Birden fazla aslında oyun ya da kural mevcut. Oyun kurallarına uyulmalı değil mi? Kesinlikle arkadan oyunda olmayan bir arkadaşımızı getirip bu oyunu almamalıyız değil mi? Şu an oyunun kurallarına aykırı. Ya da arkadaşlarımıza nazik davranarak işbirliği içerisinde olmalıyız. Öndeki arkadaşlarımızla ya da arkadaki arkadaşlarımızla kesinlikle konuşarak anlaşacağız değil mi? Ya da onlara nazik davranarak anlaşacağız. Ya da oyunun kurallarını birbirimize hatırlatacağız. Neden? Çünkü o şu an takım arkadaşım. Harikasınız. Tebrik edelim. Arkadaşlarımızın oyunlarına katılırken, onlarla oyun kurarken uygun davranışlar sergilemeliyiz. Yani oyuna girerken merhaba sevgili arkadaşlar oyunuza katılabilir miyim ya da beni oyununuza alabilir misiniz diye kibar ve nazik bir şekilde sormalıyız. Oyuna katılırken mutlaka arkadaşlarımızın izin istemeli. Yani pat diye ben oyuna girdim diye oyuna girmeyeceğiz değil mi? Belki takım arkadaşları ihtiyaç yoklar ya da bir el oluyordur şu an ikinci elde belki sizi alacaklar ya da birinci tur ikinci tur şeklinde oyunlarda olabiliyor biliyorsunuz. Ya da oyunu kazanan arkadaşlarımızla ne yapacağız? Karşıdaki arkadaşlarımız gibi tebrik edeceğiz ve onlara nazik davranacağız tabii ki de. Pekiştirelim. Aşağıdaki görselleri inceleyelim. Hangi arkadaşlar doğru davranış sergilemiş işaretleyelim. Ne yapıyor bu iki arkadaş birbirinin? Bence oyunda güzel oynamışlar, mutlular, yüz ifadeleri de öyle. Birbirlerini ne yapıyorlar? Tebrik ediyorlar. Yani doğru davranış sergilemişler. Peki ikinci arkadaşımız ne yapıyor? Kağıtları yırtmış, pat 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 yere atıyor. Sizce doğru bir davranış mı? Kesinlikle hayır, yanlış bir davranış. Diğer arkadaş ne yapıyor? Aa, birbirini itiyorlar değil mi? Ya düşerlerse, ya canları acırsa kesinlikle nasıl bir davranış? Yanlış bir davranış. Oyunun kurallarını öğrenelim. Evet, şimdi birden fazla oyunumuzun kuralları olacak. Peki oyunlarda nasıl kurallar olabiliyor? Hemen gelin, hoppa, şöyle bir açalım. Evet, oyunumuz birden fazla oyunumuz var dedik. Şimdi bizler burada ağacımızda oyunları yazdık sizlere ve bu oyunlarımızın hep birlikte kurallarını öğreneceğiz. İsterseniz sizler de bu kuralları yeni öğrenmiş olabilirsiniz. Sınıfta arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ali kutuda.
Hiç daha önce oynadınız mı ya da duydunuz mu? Eğer oynadıysanız aşağı yorumlara yazmayı bırakmayın. İstop. İstop oynadınız mı daha önce? Başka? İp atlama. Bence buna eminim oynamışsınızdır arkadaşlarınızla. İp atlama. Peki bu nedir? Hoppa. Seksek. Seksekte de birden fazla nedir? Kural mevcut. Haydi gelin bu kuralları hep birlikte öğrenelim. Oyunlarımızın kurallarını. Ali Kutu'da harika eğlenceli bir oyundur. Mutlaka oynamanızı tavsiye ediyoruz. Sınıftaki öğrenciler sıralarında boşluklarda ayakta dururlar öncelikle. Öğretmen Ali Kutu'da dediği zaman herkes çömelir. Ali Kutu'dan çıktı dediğinde ise herkes ayağa kalkar. Ve öğretmen bu tempo ile giderken bazı komutlarda değişiklik yapabilir. Ve bu değişiklikte eğer yanlış yaparlar, daha doğrusu yanlış yapanlar yerlerine oturur. En sona kalan ise sınıfın birincisi olur. Hemen oynayalım mı isterseniz? Ali Kutu'da dediğimde oturacaksınız. Ali Kutu'dan çıktı dediğimde ayağa kalkacaksınız. Anlaştık mı? Ali Kutu'da. Ali Kutu'dan çıktı. Ali Kutu'da. Ali Kutu'da. Ali Kutu'dan çıktı. Ali Kutu'dan çıktı. Şu an yavaş tempoyla oynayabilirsiniz. Sonrasında sizi şaşırtmak için örneğin Ali Kutu'dan çıktı dediğimde böyle yapabilirim. Sırf uyanın diye, anlaştık mı? Ali Kutu'dan çıktı. Ali Kutu'da. Ali Kutu'dan çıktı. Ali Kutu'dan çıktı. Ali Kutu'dan çıktı. Bence yanan olmuştur eminim. Yananlar varsa aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Harika bir oyun çünkü. Haydi bakalım. İstop. Kesinlikle bir top olacak elimizde. Öğrenciler bir daire oluşturur. Oyunu başlatmak için arkadaşlarımızdan biri ebe olur. Ebe oyunculardan birinin adını söyleyerek topu hop havaya atar. Top yere düşerken adı söylenen oyuncu topu havada yakalarsa başka birinin adını söyleyerek topu yeniden havaya atar. Eğer topu havada tutamıyorsa arkadaşımız topu yerden eline aldığında istop diye bağırır. Kaçışan oyuncular istop denildiği anda oldukları yerde durmak zorundadır. Hadi gelin oynayalım. Hemen ben ebe oluyorum şu an. Elimde bir top var. Top var, top var. Neyse şu kalem top olsun şu an. Öyle düşünelim. Bir arkadaşımızın adını söylüyorum. İnci, yakala. Hoppa, İnci yakaladı havada. Şu an herkes durdu. Şu an İnci ebe ve İnci başka bir arkadaşının adını söyleyecek. Kerem. Hop, ay yanlışlıkla düştü elimizden. Kerem topu yakalayamadı ve ne oldu? Topu tuttuğu anda istop diyecek ve herkes kaçış ne yapacak? Durmak zorunda. Neden? Kaçışın arkadaşlarımız aslında ebe çünkü topu tuttu. Dolayısıyla onlar da durmak zorunda. Ne kadar fazla kural var aslında değil mi? Ve anlatırken de dikkatli dinlemek gerekiyor bazı kuralları. Harika bir oyun dahaydı. Bunu da mutlaka arkadaşlarınızla bahçede ya da sınıfta oynayabilirsiniz. Haydi bakalım diğer oyun sırada. İp atlama. İki arkadaşımız karşılıklı olarak ipin ucundan tutarak ne yapıyor? Çeviriyor. Bu sırada arkadaşlarımız sırayla ipten atlamaya çalışıyorlar. İp atlarken tekerlemeler söylenebilir ya da mesela nasıl tekerleme olabilir? 1, 2, 3, 4 diye sayabilirsiniz ya da 1'dir 1, 2'dir 1, 3'tür 1, 4, 1, 4, 5, 1, 5, 6, 5, 5, 7, 5, 7 diye aslında ip atlayan kişinin nefesini kesmeye çalışıyorsunuz. Aslında taktik bu ya da kural bu. Dolayısıyla yanmasını bu şekilde kolay bir şekilde sağlayabilirsiniz. Çünkü ip atlama gerçekten zor bir iştir. Zaten arkadaşınız orada nefes nefese kalacak. Eğer tekerleme de söylettirirsiniz, emin olun ondan fazlası onu yoracaktır. Harikasınız. İp atlayan var mı aranızda? Varsa hemen yorumlara yazın. Biz aslında burada şunu merak ediyoruz. Ne tür tekerlemeler söylüyorsunuz? İp atlarken söylediğiniz tekerlemeleri yorumlara yazın. Bizler mutlaka okuyor olacağız. Haydi bakalım. Seksek. Oyunu arkadaşlarımızla birlikte iki tur halinde oynarız. Başlarken birden 8'e doğru ilerleyip ikinci turda ise 8'den 1'e doğru geriye doğru gideriz. Numaralarda ilerlerken taş veya kiremit parçası atılarak içerideki karelere isabet ettirmeye çalışırız. Oyuncu daha sonra taşın bulunduğu karenin üstünden atlar, dönüşte ise çizgilere değmeden de taşı geri almaya çalışır. Haydi gelin bu oyunu da oynayalım. Ne yapalım? Şuraya hemen bir seksek çizelim. Ne dersiniz? Hoppa. Şöyle küçük bir çizmeye çalışalım. 1, 2, 3. Şurası ne oluyor? 4 ve 5. Şurası 6. Şurası da
7 ve 8. Şimdi ilk amacımız 1'den 8'e gitmek. Sonrasında tekrar 8'den 1'e dönmek. Burada isterseniz küçük bir taş kullanabilirsiniz. Ya da küçük bir kiramit parçası alabilirsiniz. Şu an kalemimizin kapağı var. Hemen gelin şöyle ilk 1'e atmaya çalışıyorum. 1. Şöyle geldiğini varsayalım. Şu an çok küçük çizdiğimiz için gelmesi biraz zor. Ne yapacağız? 1'e basmadan tek ayakla pıt 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 pıt. Tekrar pıt 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 pıt. Tekrar geleceğiz 2'ye. 2'den taşımızı alacağız ve 2'den hemen ne yapıyoruz? Hop diye dışarı atlayacağız. Yani seksek oyunumuzun birinci adımını atmış olacağız. 8'e kadar böyle. Sonra tekrar 8'den de 1'e kadar ne yapacağız? Geriye dönmeye çalışacağız. Harikaydınız. Sekseki de öğrendik hep birlikte. Haydi bakalım. Peki video boyunca neler öğrendik? Kuralların nerelerde olduğunu ve ne işe yaradıklarını öğrenerek oyun örnekleri ile pekiştirdik sevgili arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız konumuzda hemen? Tabii ki de ödevimize bir değineceğiz. 0'dan 2'ye Tonguç kitabımızı alacağız. Hoppa. Hemen hayat bilgisi kısmına geleceğiz. Bizler hayat bilgisinde neler öğrendik sevgili arkadaşlar? Değil mi? Oyun kurallarını öğrendik. Hemen sayfa 202'ye geleceğiz. Kurallar her yerde konumuz. Oyun kuralları konusunu sol kısımdan takip edebilirsiniz. Diğer kısmına testleri çözerek rahat bir şekilde öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Harikasınız. Ödevinizi de aldığınıza göre hop kitabımızı yana bırakabiliriz. Tabii ki de hangi bölüme geçiyoruz? En sevdiğiniz bölüme. Dım 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 dım. Neye? 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 Tahmin edin bakalım. Neye geçiyoruz? Yorumlara yazın. Sizce neye geçiyoruz şimdi? Farklı bir etkinliğe mi ya da farklı bir pekiştirmeye mi? Tabii ki de hayır. Nereye? Tabii ki de ödüllü soruya. Aşağıdakilerden hangisi okullarımızda oynadığımız oyunlardan değildir? Saklambaç, seksek, kitap okuma. Aşağıdakilerden hangisi oyunlardan değildir diyor. Güzel bir şekilde cevaplarınızı yorumlara bekliyoruz. Harika bir ders sonu daha iyiydi. Hiç bitirmek istemiyoruz ama diğer konulara bir geçiş yapalım olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bye bye.